Yolda Bir Karavan YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Rolleri değişince birazcık kafa karışıyor. Ben de devam edemedim. İkinci hoş geldiniz hep ben söylüyordum. Çünkü. Dur şurayı göstereyim biraz. Biz neredeyiz şu an? İsmini söylemesi birazcık zor. Kurucaşile. Kurucaşile. Bartın. Evet. Cide ile Amasra'nın arasında güzel bir denizi olan Karadeniz sahili. Ve şöyle ilginç bir bulut. Ben bir şey yanıyor diyorum ama bulut diyorlar. Ama çok düzenli hareket ettikleri için ben öyle olmadığını düşünüyorum. Neyse efendim. Karadeniz turumuzun ikinci durağı. Tur diyoruz ama minik bir tur. Bayram sonrası. Evet, Gideros koyunda kaldığımız yeri göstermiştik size. Birazcık sıkıntılıydı. Özellikle karavancılar için. Şimdi geldiğimiz yerse oraya yaklaşık 15-20 kilometre Bartın il sınırları içinde Kurucaşile diye bir yer ve kamp alanının da kuzey noktası, değil mi? North Point diye yazmışlar oraya. Kuzey noktası kamping. Kurucaşile'nin Karaman köyünde bayağı bir 25-30 karavanlık yer var. İçeride de çadırlarıyla konaklayabiliyor gelenler. Beğendik biz, güzel bir yer yani. Güzel bir tesis. Sıfır. Aynen, temiz. Tuvaletleri temiz, duşu var. Evet. 12'ye kadar sıcak su var. Elektrik imkanı var. Karavanların yanına kadar su vardı galiba ama gider görmedim. Birkaç parselde var galiba. Çünkü bize sordu hani gerekiyor mu size diye. Dedik gerekmiyor. Öyle olunca bizi karavanların olduğu yerde ama üst kısımda bir yere verdiler. Yolu gayet iyi idare eder. Yani şöyle tutup da 4,5-5 metrelik bir karavanla gelirseniz sıkıntı. Şu ana kadar gelen karavanların hepsi de 3,60 zaten. Kısa karavanlar. Motokaravan geliyor. Rahat gelir. Yol tek şerit ve sağa sola kaçacak çok fazla yeriniz yok. Karşınızdan gelen kişinin kesinlikle size yol vermesi lazım. Sağa doğru, sola doğru taşabileceğiniz bir yer yok. Bahçe gibi, yani bahçe yolu gibi, böyle köy yolu gibi kısa bir yol. Onun dışında alanı gösterelim size. Geldiğiniz zaman işte şurası. Sen orayı gösterirken ben de söyleyeyim. Bu arada hani büyük karavanla gelirseniz kampta problem olabilir dedik ama biz şu an bayram sonrası, bayrama eklenti bir tatil dönemindeyiz. O sebeple çok yoğun. Mesela sınır diye koydukları şeyler halatlar. O halatları esnetip size daha büyük bir alanda verebilirler. Çünkü burada fotoğraflarda gördüğümde daha büyük karavanlarla da gelenler olmuştu. Ben onu şey için dedim. Yoldan dolayı dönerken falan uzun karavanlar sıkıntı olabilir. Ama gelen var yani hani göze alırsanız burayı da değerlendirebilirsiniz. Birçok gördüğüm yani karavan kampı ya da çadır kampı olarak hizmet veren tesisler arasında gördüklerimden yani iyiler arasında diyebilirim burayı. Çünkü gerçekten çok bakımlı ve temiz bir yer. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen tuvaletler gayet kullanılabilir durumda. Yani sürekli bir temizlik var. Bir kafe hizmeti var içeride. Hani böyle restoran gibi beklemeyin. Böyle hamburger, ekmek arası köfte gibi tarzında yiyecekleri buradan temin edebiliyorsunuz. Fiyatlar da öyle uçuk değil. Köfte ekmek 180 lira. Aynen öyle. Yıl 2024. Aylardan Haziran. Fiyatları yani, makul. Evet, fiyatlar gerçekten makul tutulmuş. Biz araçüstü çadırla geldik. Çadır başı 3 yetişkine kadar 500 lira bir gecelik ücretleri var. Karavan için konaklama ücretini de sorarız. Başka yakınlarında bir market falan yok. O yüzden yani köyün içerisinde bir yer olduğu için hazırlıklı gelmeniz gerekir. Başka? Başka bu kadar işte, iyilik, güzellik. Zaten su içecek imkanını buradan da sağlayabiliyorsunuz. Evet, ekmek, sabahları ekmek geliyor. Evet, bu sabah ekmekçi diye bağırdı bir gelen. Öyle de güzel bir avantajı var. Taze ekmek geliyor her sabah. Geliyor mu bilmiyoruz da yani bu sabah geldi. Mangallar var, kampa özel. Onun dışında ekstra mangal ya da ateş yakmanıza izin verilmiyor. Denizine gelelim. Denizi de videoyu başladığımız yer. Buraya yaklaşık şöyle işte 100-150 metre ileride. Orası biraz daha rahat girişi şuranın. Ama kampingin kapısındaki hemen girişindeki yerde şöyle bir yer. Yine orada da giriliyor ama birazcık taşlık olduğu için yani deniz ayakkabısı şart diyelim. Evet, bir de minik yengeçler var. Minik yengeçler var. Onları görüntüleyemedik. Böyle birazcık ses yaptığınız zaman kaçıyorlar. Efendim bu kadar. Bu da ikinci durağımızdı. Şimdi Amasra'ya doğru devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.